Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir kahvaltılık tarifim var bugün. Üstelik hamurunda ne mayalamak var, ne beklemek var, ne öyle çok fazla yoğurmak var. O kadar basit, pratik ve o kadar lezzetli ki. O zaman hadi gelin videomun detaylarında neler yaptığımızı görelim. Harika bir kahvaltılık tarifimiz var arkadaşlar. Böyle hemen olacak, pıt pıt. Mayalamadan, beklemeden, börek lezzetinde, pişi lezzetinde çok güzel bir lezzet. Hemen başlamak istiyorum tarifime. 2 adet yumurtam var. Bir çay bardağı sütüm var. Ve şöyle peynirim var. Beyaz peynirle kaşar peyniri karıştırıyorum. Ciddi anlamda çok lezzetli oluyor. Bir tutam maydanozum var. Maydanozla beraber dilerseniz taze soğan da ekleyebilirsiniz. Size bir alternatif olması açısından dereotu da ekleyebilirsiniz ama maydanoz tam böyle börek tadı veriyor. Tuz koymayacağım çünkü peynirlerim biraz benim tuzluydu. O nedenle tuz koymayacağım ama tuzsuz bir peynir kullanıyorsanız bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekleyin. Ve bir tatlı kaşığı kadar da şeker ekliyorum. Şeker ekliyorum çünkü mayalı hamur lezzeti veriyor şekerde. İnanılmaz lezzetli yapıyor. Bütün malzemelerimi birbirine güzelce karıştırıyorum. Unumuzu elersek çok daha güzel kabaracaktır. Şöyle bir kısmını eliyorum. Evet, 2 su bardağı kadarını eledim. Ve unumla birlikte üzerine bir pakette kabartma tuzu ekliyorum ve şöyle bir hamurumu toparlıyorum. Yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar. Hani elinize yapışıyor diye bol bol un almaya devam etmeyin. O zaman kabarmasını biraz engelleyebilirsiniz. Böyle yumuşak ama yapışmaz güzel bir hamur elde edeceğiz. Bunun için de hamurumuzu yoğururken ellerimize çok fazla yapışmasın diye sıvı yağ alabiliriz elimize. Evet, kalan unumu da ekliyorum. Bana biraz az geldi. Unumuzu elemeyi mutlaka ihmal etmeyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yanıma 3 su bardağı un almıştım. Fakat daha sonrasında yoğurdukça daha cıvık olduğunu gördüm. Ve yarım su bardağı daha un ekledim. Ve şu anda artık kıvamı tam güzel bir kıvam oldu. Yine yumuşak, yine hafif böyle elime yapışır. Ve elime çok da fazla yapışmasın diye şöyle biraz elimi yağlayacağım. Ve hamurumu artık zemine alabilirim. Şimdi hamurumu iki bezeye ayıracağım. Bezelerden önce birini kenara ayırıyorum. Şöyle ortamı biraz unlayacağım. Biraz da üzerine unlayacağım. Ve şöyle bir parmak kalınlığında hamurumu açmaya başlayacağım. Evet, hamurumun kalınlığı bakın bu şekilde olacak. Şöyle bir parmak kalınlığında olacak. Ve
şöyle bardağımın, bir tane su bardağımın ucunu unluyorum. Yapışmasın diye. Ve böyle yuvarlaklar oluşturacağım. Porsiyonlu kahvaltılıklarımı yayvan bir tabağa aldım. Birbirleriyle yapışmasınlar diye. Ve şöyle tavamın altına da az miktar sıvı yağ koydum. Artık kızartmaya başlayabilirim. Çok kızgın yağ atmayın arkadaşlar. Şöyle ilk attığınızda hafif cızırdasın. Eğer yapmış olduğunuz kahvaltılıkların üzerinde un kalıntıları varsa onları da çırpın. Hiç beklemeden mayasız hamurla yaptığımız için anında kızartmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi pufur pufur kabarmaya başladılar. Şöyle hafif çevireyim de. Çok güzel kızarmışlar. Acayip lezzetli ve pratik bir kahvaltılık oluyor. Hiç de yağ çekmiyor. Evet, puf puf kahvaltılıklarım çok güzel kızardılar. Artık onları servis tabağıma alabilirim. Fazla da kızartmayın arkadaşlar, kuruyabilirler. Şöyle kenara alın, kalan yağları da iyice süzülsün. Gördüğünüz gibi az yağla kızartıyoruz. Kahvaltılıklarımın bir kısmı kızardı, bir kısmı da şu anda tavada hala kızarmakta. İnanılmaz bereketli bir tarif ve gerçekten herhalde 6-7 kişiyi rahatlıkla doyurabilecek çok basit ve çok lezzetli bir kahvaltılık oldu. Hemen size şöyle içini de göstermek istiyorum, dokusunu da göstermek istiyorum. Bakın yumuşacık oldu. Soğuyan parçalardan bir tanesi ama hala içinde kaşarı da şöyle sünüyor. İnanılmaz güzel bir doku. Hiçbir şekilde hamurlanma yok. Arkası, önü harika güzel pişti. Hem peynirlerinizle hem reçelinizle kahvaltıda tüketebileceğiniz inanılmaz güzel bir tarif. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.